Süper Lig Yolu TV'de Sohbet Lig programıyla karşınızdayız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Erdener'cim. 34 haftayı geride bıraktık. Birinci Lig'de normal sezon bu hafta itibariyle sona erdi. Playoff'lar var önümüzde. Bizler de bu programda 34 haftalık serüveni kısa kısa özet şekilde değerlendirelim. Nasıl buldun abi bütün bir sezonu? Yani beklentilerimizi karşılayan bir sezon oldu. Hep burada konuşurken Hatay'ı ve Erzurumspor'u biliyorsun hep önde gördük. Bazen Erzurum hani tökezledi, bazen Hatay tökezledi. Adana Demirspor, Bursa'yı hep söyledik ilk 6 adayımız. Altay'ı bekliyorduk, o biraz sürpriz oldu ama düşündüğümüzde üzücü durumlar var. Ben Eskişehir'e çok üzüldüm. Bence yani Adana Spor'un düşmesi de tabii Osmanlı'ya da üzülüyoruz ama açıkçası Adana ve Eskişehir bizi daha çok üzdü. Onu da kabul edelim. Mesela beni hayal kırıklığına uğratan bir Bolu Spor var. Ben daha çünkü başlangıçta iyi bir kadro, daha iyi bekliyordum. Çok bana göre çok büyük sürpriz bir Keçiören Gücü var. Bence sezonun en iyi takımlarından, şampiyonlar kadar önemli. Oraya takım. Gelecektim. Sezonda flash olarak gördüğün takım herhalde senin de Keçiören Gücü. Menemen'i de sayarım ama Keçiören bir iki tık daha önde. Menemen sanki ilk yarı biraz daha performans olarak yukarıdaydı. Yani, sonra biraz daha düşüşe geçti. İddialı konuşayım. Serkan Hoca böyle devam ederse ilerleyen süreçte çok ismini duyarız. Yaklaşık 4-5 hafta daha olsaydı Keçiören Gücü playoff'u zorlamaydı. Yapardı. Yani son haftalarda farkındaysan herkesi yendiler yani. Bir de kafaya oynayan takımları yendiler. Evet. Playoff hattındaki takımları yendiler ki son hafta Aksel Spor karşısında aldıkları bir galibiyet var. Yani 4 gol attılar. Tabii orada biraz Yılmaz Hoca da oynatmadı oyuncuları oynadı. Biraz kafa playoff'taydı. Yani. Ancak şöyle bir şey var. Sezon geneline baktığımızda Keçiören Gücü çok az gol atan ve çok az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Kendi evinde burada haftalarca hem tahminlikte hem sohbetlikte konuştuk. Çok zor yenilen bir Eskişehir'e kaybetti. Bir de yanılmıyorsam bir takıma daha kaybetti. Şu an hatırlamıyorum. Yani çok iyi bir performans sergilediler. Mükemmel bir performans. Maç atlamaya çalışıyorum. Yani hatırla, Eskişehir'e yenildiklerini net biliyorum 1-0 çünkü. Çok iddialı konuşmuştuk. Burada kaybetmişti. Yani çok başarılı Serkan Hoca ve şimdi kadro da en düşük bütçeli kadrolardan biriydi. O yüzden bana göre şampiyonlardan sonra en başarılı takım onu sayarım. Düşündüğümde Menemen başarılı. Başka Altınordu aslında benim beklentimin dışında gene çok başarılı değil. Karagümrük bence başarılı. Neden dersen bir alt ligden gelip bu kadar iyi olmak başarı. Ama diğer takımlar beklentilerimizi karşıladı aslında. Şimdi baktığımız zaman hafta içerisinde playofflar oynanacak. Evet. Playoff'a da 4 güçlü takım. Yani beklentilerimizi karşıladı ama değil mi? Bir 6 ay olabilir. Tabii sezon başında kimler playoff'a kalır, kimler üstlüğe çıkar dediğimizde zaten bu ilk 6 takımı biz sayıyorduk. Evet, biz bir 3 tane isim yani takım sayıyorduk. Hatay, Erzurum, Akhisar. Bunlardan ikisi hep böyle konuştuk bunu biliyorsun. Ama Akhisar'ın o gelgitleri, işte hoca değişikliği, sonra işte mesela Covid-19'da bir ilk maç belki kazansalardı farklı bir şey konuşuyor olabilirdik bugün. 6'ya 3, 3-0 mıydı? 3-1 miydi? Evet, 3-0. 3-0'dı. Kaybettikleri maç olmasa belki başka bir şey konuşuyor olurduk. Ama Bursa'nın işte puan silinmesi olmasa belki bir şey olabilirdi ama bu takımlar hep beklediğimiz takımlar. Yani aslında çok sürpriz yok. Tek sürpriz Keçiören'in bu kadar iyi performans sergilemesi yani. İlk 6, ilk 7 diyelim, hatta Altay'ı da katalım. Bir sürpriz olmadı ancak son haftalara kadar çekişme devam etti. Evet. Önceki dönemlere baktığımızda en azından şampiyon birkaç hafta öncesinde belli oluyordu. İkinci aynı şekilde. Playoff yine bir puan tablosuna baktığımızda şekilleniyordu. Evet. Ama bu sezon özellikle 7. sıraya kadar, son haftaya kadar 7. sıranın da playoff şansı vardı ve hatta ondan önceki haftalara baktığımızda 7. sıranın ilk 2 şansı bile vardı. Yani puan sıralaması çok tabii çok yakındı. Ki burada da zaten Hatay, Erzurumspor, Adana Demirspor ikinciliği bir puanla kaçırmış oldu. Altay yaktı. Yani öyle bir durum oldu. Şöyle bir durum var sezon geneline baktığımızda. Yine bu kural değişmedi. Sezonla birçok hoca değişti yine. Ya o değişmez zaten. Biz gelecek sezonu da konuşurken ne olacak? Yani değişmez. Ya mesela şimdi Süper Lig'e çıktı Hatay. Belki hoca değişecek. Erzurum belki hoca değişecek. Belki 3. takım gelecek hoca değişecek. Ki bugün de yayıncı kuruluş tarafından evet, Mehmet altı parmağın ayrıldığı haberi. Ama sonra yalanlandı. Sonra Hatay Spor tarafından evet, yalanlandı haber. Ne olacağı ama belli değil. Ama şaşırtmaz. Mesela şimdi alt ligden Samsun geldi. Devam ediyor. Çok bence doğru Ertuğrul Hoca ile. Bandırma geldi. Serdar Hoca ile devam ediyor. Üçüncü geleceği bilemeyiz. Ya ben mesela bir kere Menemen ve Keçiören'in kesin Hoca ile devam edeceğini biliyoruz.
Bolu Spor bence, yani konuşalım bunları da, kesinlikle Fırat Hoca ile devam etmeli. Altın orada devam edecek. İstanbul Spor'u belirsiz. Fatih Hoca'nın Trabzon'la alakalı hoca ya da teknik direktör iddiaları var. Bilemeyiz. Bu sadece iddialar üzerine konuşuyoruz. Mesela Akhisar çıkamazsa Yılmaz Hoca'ya devam edecek mi bilebilir miyiz? Hayır. Hayır. Mesela Bursa İrfan Hoca devam eder mi eğer çıkamazsa bilemiyoruz. Adana Demirspor devam eder mi Cüneyt Hoca'ya bilemiyoruz. Çünkü bu takımlarda her an her şey olabiliyor. Ama ben kesin menemen Bolu ve Keçiören'de hoca değişikliği olmayacağını düşünüyorum. Bir de Altınordu. Evet, Altınordu zaten Altınordu'yu konuşmuyorum bile farkındaysan. Sezon başından bu. Giresun'da mesela hoca gitti. Hoca gitti evet. Ve burada 3 hafta önce ne dedik? Hakan Hoca'ya kesinlikle devam etmeli dedik. Yani Hakan Hoca ne yapabilirdi bu takıma? Geldiğinde küme düşme adayıydı. Kadro seviyesi belliydi zaten. Küme düşme adayı yani, olarak aldığı Hakan takımı Hoca bu ligde hani takımsız aslında. Da kalmaz Erdener. Yani bir yere gidebilir ama Giresun için bence yanlış karar. Giresun'un yapması gereken, bana göre tabii ki herkesin, Giresun'un o yaşlı biraz kadro, onu biraz gençleştirmesi lazım. Altay'ı nasıl görüyorsun? Altay'da Yalçın Hoca'nın Fenerbahçe durumu var Erdener. Olursa zaten hoca değişikliği olacak. Ama Altay peki bu kadro, başarısız değil. Bu kadro yapısını koruduğu takdirde Yalçın Hoca gibi yerine de başka bir hoca geldiğini varsayarsan evet. Seneye şampiyonu zorlar. Zorlar. Ya bak gene şimdi kimler bilmiyoruz ama ilk altının dışında hani kimler zorlayabilir dersen bakıyoruz dediğin gibi Altay, Keçiören Gücü bu kadroyu koruyup birkaç iyi yabancı alırsa, çünkü yabancıların hepsi iyi değil kabul edelim. İki tane iyi yabancı alırsa Keçiören Gücü bu kadroyu bozmazsa ama çünkü mesela Erdi'ye çok biliyoruz ki teklifler var mesela misal. Yani o kadroyu bozmazsa ilk altı adayındır. Menemen de öyle. Cenk Hoca'ya devam etsin. Oradan mesela Murat'ı Fenerbahçe istiyor. Kimse Murat'ın ismini bilmiyorduk. Yani birkaç isim daha var. Şimdi ben mesela kaleci Selimani. Süper Lig'e giderse ne yapacaksın? Çok iyi kaleci. Yani misal. O yüzden dediğin gibi Altay, Keçiören Gücü, Menemen bunlar kadroyu korursa ilk altı adayı olabilirler ama Giresun'un kadroda biraz değişikliğe gitmesi gerekiyor. Altınordu'nun artık ya tamam Altınordu oyuncu yetiştiriyor ama biraz da yarışmacı olsun Erdener. Yani hep oyuncu yetişti. Tamam ama hep böyle küme düşecek mi? İlk altıya gidip biraz bir şampiyonla oynayabilecek mi? Son iki haftada kümede kalma. Mesela Niğde Belediyespor'la biliyorsun ortak oradan önemli oyuncuları daha Altınordu'yu almadan mesela kaleciyi Trabzon'a veriyorlar. Mesela orada da sanırım Niğde küme düştü. Evet. Mevcut kaleciyi mesela de. Trabzon'a verdi. İyi bir kaleci. Niye veriyorsun mesela? Ümraniyespor. Bak unuttuk. Ümraniye benim için hayal kırıklıklarından biri. Onu es geçtik Ümraniye'yi. Ümraniye aslında iyi bir takımdı. Mesela Ahmet Hoca tamam Ahmet Hoca'yı başarısız dedik yolladınız ama Ahmet Hoca'dan sonrası daha başarısız oldu. Yani oraya belki de Ahmet Hoca'yı tekrardan geri alacaklar. Olabilir. Yani çünkü iyi oyuncuları var ama orada da bazı isimlerin hani mesela bir iki ismin özellikle Samsun'la alınıyor. İsimlerini vermeyeyim. Türk bir iki oyuncu ya giderse sıkıntı yaşayabilirler. Şimdi küme düşen 3 takıma baktığımızda da kadro kalitesinde kadro içerisinde değerli oyuncular, başarılı oyuncular olduğu bir Osmanlı Spor var. Adana Spor var. Gençler var. Eskişehir Spor'da gençler. Yani Eskişehir'de Mehmet Özcan. Ben şöyle düşünüyorum. Eskişehir Spor'dan özellikle 7-8 oyuncunun bu ligde başka bir takımda tekrar izleyebileceğini düşünüyorum. Mesela bir isim vermeyeceğim. 16 yaşında olanlardan zaten çok yok. Daha yeni oynamıyor. Birisi Fenerbahçe istiyor. Eskişehir'de. Osmanlıspor'dan bence de çok giden olacak. Osmanlıspor'un bundan sonra işi çok zor. Dediğin gibi Adanaspor'da da iyi oyuncular var yani. Kötü oyuncular yok. Osmanlı'da mesela Eze'yi biri alır mı Erdener? Eze'yi sanırım bu saatten sonra Türkiye'de hiçbir kulüp almayabilir. Çünkü yaptıkları ortada. Ama bir şey söyleyeyim bak. Bence yaptıkları yanlış ama ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yok geldiğinde çok iyi oyuncuydu. Hatırlarsan geldiği ilk iki haftada falan arka arkaya goller atmaya başlamıştı. Hatta Adana Sporlar eze geliyoruz falan muhabbetleri yapıyordu sosyal medyada. Ya Adana Spor'a ben çok üzüldüm. Çünkü yani bir yanım rahmetli babam benim Osmaniye'ydi. O yüzden hani Adana Spor'u severiz. Ben üzüldüm. İnşallah Adana Demir Spor'da gülerler. Ayrıca konuşacağımız hani bu arada İstanbul Spor ne olacak? İstanbul Spor'un da bazı ismi. Mesela Esleme, Trabzonspor'un iddiaları var biliyorsun. Ne olacak mesela? Çok önemli onlar için. Birkaç isim daha. Mesela bence bu ligin en önemli 10-15 oyuncusundan biri Kayiç. Yani çünkü iddialar var. İspanya var, Türkiye Süper Lig var. Başakşehir bile iddialar arasında. Ne olacak? Çünkü hani para kazan... Duhan var.
Doğan Aksu. Evet yani o yüzden ne olacak çok belirsiz. Güzel, heyecanlı da bir transfer sezonu bizi bekliyor gibi geliyor bana. Yaklaşık 2-3 ismin Süper Lig'e transfer olacağını düşünüyorum açıkçası. Özellikle bunlardan biri de Fatih Karagümrük'te Fatih. He Fatih tabii. Şimdi bu haftaki performansı da muazzamdı. Tabii ben onları konuşmuyorum. Onlarda çok önemli isimler var mesela. Bursa'daki Ali, Burak Kapacak. Yani o ikisini sayabiliriz. Başka Karagümrük'te dediğin gibi Fatih. Ramazan Cevile'nin ben Fenerbahçe forması giymeye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Az önce biliyorsun sen haberlerde gördük. Darri Fenerbahçe, açıkçası pek inanmıyorum ama olabilir. Kötü oyuncu mu? Hayır ama Fenerbahçe için gerekli mi bilmiyorum. Adana Demirspor çıkar çıkmaz da Adil'e teklifleri olduğunu biliyoruz. Evet, Adil Demir. Yani Akisar'ın bilecek seviyede 20 yaşındaki genç bir kardeşimiz orası Anıl. Onun da işte Galatasaray'la anılıyor. Yani bence bu sezon, çünkü bir de Türkleşme olayı var artık. 8 yabancı indiği için Süper Lig erdiler. Sen 2-3 diyorsan ama bence en az 10-15 oyuncu Süper Lig yapacak. Görebiliriz. Yani İlk sayalım bak sana söyleyeyim. Adil yapar. Fatih Kurucuk yapar. Ramazan Cibelik yapar. Erdi Dikmen yapar Keçiören Gücü'nden diye düşünüyorum. Şimdi Erzurum'u saymayalım. Zaten Süper Lig'e çıktılar. Yani 4 tane saydım. Yabancılardan bazıları olur. İşte Adil'in Kayıç olabilir. Yani başka kalecilerden olabilir. Selimhane yapabilir mi? Selimhane yapabilir. Seyitçin zaten büyük ihtimal Erzurum'da devam edecek ama Süper Lig'den isteyenler olduğunu biliyoruz. Yani Akisar'dan işte o bazı isimler olabilir. Yani önemli isimler var artık. Türk oyuncular çok önemli. Yabancılar da aslında bilindik yabancı alması özellikle Anadolu takımlarının Süper Lig için çok doğru. Yani güzel bir lig oldu. Yani keşke sonu seyircili olsaydı. Güzel bir lig seyrettik. Gelecek sezon daha da heyecanlı olacak. Neden derseniz hani çok önemli bir takım geldi ki. Hakikaten önemli isimler duyuyoruz Erdener. Hakikaten ses getirecek isimler duyuyoruz Samsun'la alakalı. Yani Fenerbahçe'den bile isim duyuyoruz Samsun için. İkincilikten Samsun, Süper Lig'den Ankara Gücü geldi. Evet. Bakalım. Bandırma da önemli, çok önemli. Kesinlikle. Böyle hedef kitleli bir takım. Ve arkadan playoff'tan gelen takımlardan biri de Sakaryaspor var yani. Sakaryaspor'un da bu lige yükseldiğini düşünürsek tamamıyla şehir takımlarından oluşan bir Sakarya olabilir, Tuzla gelebilir. Hekimoğlu da Trabzon'da önemli. Trabzon'un sonuçta önemli bir takımı. Sancaktepe var. İyi bir biliyorsun oluşum içindeler. Yani güzel bir lig olacak. İnşallah. İnşallah hayırlısı olsun. Biz 34 hafta sohbetlik çektik. Güzel yayınlar yaptığımızı düşünüyorum. Tahminlikte de elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da herhalde farklı konseptlerle devam edeceğiz. Yaz sezonu transfer, sohbet, Instagram. Bu programa yeni sezon itibariyle başlayacağız ki yeni sezonda fazla bir şey yok. Yaklaşık 1,5 ay sonrasında tekrardan sezon başlayacak. Sezon öncesindeki ilk programla burada olacağız. Tabii, tekrar söyleyeyim. Yazın hani yayınlarımız var. Yazın yayınlarımız var. Belki bir hafta ara veririz. Tabii. O da dinlenme, tatil diyelim yani artık. Transferde çünkü bence bayağı bir hareketli olacak. O yüzden daha online yayınlarla da devam edebiliriz. Evet. Transfer özellikle transfer sezonu başladıktan sonra dedikodular çok fazla olacak. Birincilikte de her türlü transfer haberini Süper Lig yolu sayfasından takip edebileceksiniz. Bence Samsun Spor çok heyecan yaratacak gibi geliyor bana. İyice heyecanlandı şu an Samsun Spor tarafı. Yok zaten biliniyor yani. Yerel basında da artık haberler çıkmaya başladı. Kesinlikle öyle. O zaman bu sezonun final programını yapmış bulunalım. Tekrardan herkese bol şans. Varsa bir kusurumuz affola. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenerek yorum yapmanızı rica edeceğim. Evet. En azından hani sizler de görüşlerinizi dile getirirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz, eleştirinizi yapabilirsiniz. Olabilir. Ama tabii ki hakaret olmadığı takdirde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.